Devam ediyoruz canlı yayına sevgili izleyiciler. Üniversite öğrencisi Rojin kaba işi arayarak devam ediyoruz. Sevgili Rojin üniversiteye babası bırakıyor. Arkasından da 2-3 gün geçtikten sonra da en son yemekhaneye gidiyor. Yemek yiyor, annesiyle görüntülü konuşuyor. Kek alıyor ve Van Gölü'nün yanına etrafına gidiyor. Gezmek için, çakıl taşı toplamak için gidiyor. Bir daha da Rojin'den haber yok. Ailesi endişeli, bütün Türkiye endişeli. Dün neler olmuştu ekranlarınıza getirelim. Hemen arkasından abisi Servet burada. Babası da Van'dan canlı yayına katılacak. Diyarbakır'dan canlı yayınlarımız olacak. Ama dünkü konuştuklarımız ekranlarınıza gelsin lütfen. Günlerdir haber alınamayan Rojin'e ne oldu? O gece gitmemiş. Okula yatmaya gitmemiş yani. Van Gölü'nde esrarengiz olay. Sahil kenarında telefonuyla kulağılığı bir tane kek, bir de su, dört parça eşyası orada görüyorlar. Üniversiteli Rojin'den 5 gündür haber yok. Ne olur da burada olmuş zaten. Çocuk gelmiş, telefonu buradan gördüm. İkna etmiş götürmüşler ya da mesela kötü insanlar geliyor burada çekirdek yemişler. Annesiyle konuştu. Sırra kadem bastı. Yemekten çıkarken yine onu arıyor, onunla konuşuyor. Görüntülü 11 defa duruyor. Çocuk diyor ki ben markete gideceğim. Annesi de diyor kızım erkenden etsin karanlıktır. Acil çekiyorum. Ben ne haldeyim son veren bu acıya. Narin hepimizin yüreğini yaktı, yakmaya da devam ediyor. Şimdi Narin'den sonra sevgili Servet, evet, senin kardeşine de bir an önce inşallah sağ salim ulaşmayı çok istiyoruz. Eminim siz bizden daha çok istiyorsunuzdur. Allah'ın izniyle inşallah. Şimdi bir Van'a gideceğiz. Baban orada, annen orada. Diyarbakır'da kardeşlerim var. Sen İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. Sen kardeşinin kaybolduğunu nasıl haber aldın? Annemden haber aldım. Annem mi söyledi? Evet. Ne dedi annen sana canım? Aradım hal hatır sormak için. Evet. Ağlıyordu. Ne oldu? Rojin kayıp dedi. Rojin kayıp. Peki en son görüntülü konuştuğun, neler konuştuğunu sana söyledi mi? En son markete gidiyorum diye konuşmuş. Ondan sonra da ondan haber alamıyorum. Ondan sonra da haber alınamadı. Bir Van'a gidelim, sen de çok merak ediyorsundur, evet, tahmin ediyorum. Buradasın, amcan da burada. Hüseyin amcan da burada. Bir Abdullah, muhabirimiz Abdullah babanla beraber, Nizamettin Bey'le beraber. Bu arada şu anda bazı yetkililer, emniyet mensupları babanla görüşüyorlarmış. Dün annenle konuştuğumuzda annen tabii benim dediklerimi anlamamış. Evet. Ben işte Kürtçe konuşuyorum, ses bozuk. Ben de tam ses bana gelmiyor, ben de anlamadım. O sırada ses bozuk olduğu için bir hafif böyle gülümser gibi olmuş ama hanımefendi böyle bir şey olabilir mi yani? Kızı kayıp yani. O mimi bir, lütfen kimse yanlış yorumlamasın. Aile de çok üzülmüş yani. Abdullah, şu anda sen Rojin'in kaybolduğu yerdesin. Van 100. Yıl Üniversitesi'nin yurdun bahçesindesin. O gün neler olduğunu bana bir anlatır mısın? Şu anda son durum ne? Ne yapıyorlar? Evet. Arama çalışmalarında son durum ne? Bir aktaralım lütfen izleyicilerimize. Didem Hanım, aslında bu yayını babayla beraber yapacaktık ama tam son dakikada babanın bir bilgi alışverişi için diğer emniyet güçleri arkadaşlarla beraber oldu, şu anda beraberler. Biz şu anda Rojin'in yurttan çıktıktan sonra sahil bandına geldiği yerdeyiz. Yani buradan yürüdüğü, saat 7'ye 5 kala buradan yürüdü ve kumsala gitmek üzere ayrıldığı yerdeyiz şu anda tam olarak. Bütün gün arama çalışmaları devam etti. 30 ayrı ekip ve 100'ü aşkın personel katıldı bütün arama Abdullah, çalışmalarına ve hala Abdullah, da devam ediyor. Abdullah, Rojin o gün... Abdullah, beni dinler misin? Babayı şu anda, baba nerede? Babayı bir görebilir miyim lütfen? WhatsApp'ına bakar mısın? Bir babayı görebilir miyim? Emniyet mensupları kendisi, bir göreyim ben lütfen babayı. Gidelim yanlarına. Tabii. Evet, bir gidelim yanlarına lütfen.
Yani günlerdir tabii emniyet çok fazla çalışıyor. Acaba ama yeni bir bilgi mi var? Kalabalık var şu anda. Gidelim gidelim güzel bir tamam. Gidelim. Oradaki yapılan çalışmayı da sıcağı sıcağına izleyicilere aktaralım. Tamam. Tamam. Van Emniyet Müdürlüğü'ne de kolaylıklar diliyorum. Babaya bir bilgi tamam. mi verdiler? Benim gözüm kulağım şu anda orada. Öyle hemen deyince. Karşıda gördüğümüz. Biz zaten olayları dün ayrıntılı konuşacağız. O bölgede konuşacağız. Yurdun çok büyük hataları var. Kızımız gelmiyor belli bir saatten sonra. Hiçbir şekilde ne çocuk aranıyor ne kız aranıyor. Kızımız ne aileye haber veriliyor. Ve ertesi gün ancak herkes teyakkuza geçiliyor. Şu anda orada yurtta çok büyük bir ihmalkarlık var. Açık ve net yani. Evet. Açık ve net. Bir kız çocuğu orada kayboluyor. Genç bir evet. kız kayboluyor. Şu anda emniyetle mi oraya bir şey mi kurmuşlar? Karargah mı kurmuş emniyet? Bir haber mi aldılar? Bir şey mi oldu? Yakınları var. Tamam bir bakalım. Yakınları var. Bütün bakalım. Güçleri buldum. Bakalım. Burada çevrede. Canlı yayında olduğumuzu söyle. Canlı yayında tabii olduğumuzu ki. Söyle. Tabii ki. Canlı yayında olduğumuzu söyle lütfen. Nizamettin Bey, şu an canlı yayındayız Didem Hanım. Bir bilgi mi almış? Sizinle. Şu anda canlı yayındayız. Bir bilgi mi almış? Şöyle vereyim isterseniz size. Bir bilgi mi aldı? Hı-hı. Nizamettin Bey merhabalar. Nizamettin Bey merhabalar. Duyuyor musunuz Didem Hanım'ı? Merhaba, merhaba. Selamlar, oldunuz burada bizimle merhabalar, birlikte. Merhabalar, sağ olun. Nizamettin Bey, emniyet mi sizi çağırdı? Bir bilgi mi verecekler size? Bir bilgi mi aldınız? Merhabalar Nizamettin Bey. Yok, herhangi bir bilgi yoktur. Şu anda sizi neden merhaba, çağırdı? Merhaba. Emniyet neden sizi çağırdı? Emniyet çağırmamış, emniyet de geldi. Ha, oradan geldiler, oradan yanınıza geldiler daha doğrusu. Siz, buyurun efendim, sesiniz siz de, geliyor. Siz de görüşmeye geldiler, öyle mi? Kapandı mı? Ya yok, ben gayet iyi duyuyorum. Bir hat gittim arkadaşlar. Nizamettin Bey, beni duyuyor musunuz? Yok, net bir şey yoktur daha. Tamam. Şu anda net bir şey yok. Biz ben düştüm bu arada. Arkadaşlar tekrar yayına bağlayacaklar. Gayet güzel duyuyoruz Abdullah biz evet. Nizamettin Bey'i. Bütün gün arama çalışmaları devam etti. Siz de Abdullah arkadaşlar evet. beni duyuyor mu şu anda? Nasıl geçti? Bir telefonu hibrite alın. Hibrite devam alın. Ediyor. Arama yapıyorlar ses ama açın. Herhangi bir izleyip bir şey yoktur. Bir şeye rastlamadılar. Evet. Şu anda tabii arkadaşımız bizi duyamıyor. Biliyorum, farkındayım ondan sonra. Ses geliyor. Geliyor mu? Duyuyor musunuz Nizamettin Bey? Ses geliyor ama az. Ses geliyor. Az geliyor. Biraz yükleyin lütfen. Az geliyor. Tamam, Didem ben, Didem Yılmaz tekrar. Dün beraber sizle birlikteydik. Buyurun. Nizamettin tamam. Beyciğim, emniyet geldi, size bir şey mi söyledi? Bir bilgi aldınız mı şu ana kadar? Kesik geliyor, sesin kesik geliyor. Bir bilgi aldınız mı? Didem Hanım, bir ses problemimiz var. Hemen 30 saniyede hemen aşıp şu anda tekrar yayına bağlanacağız. Tamam, sesleri alalım. Sesleri alalım. Nizamettin Bey ekranda olsun. Bir tahminin var mı Servet? Yok abla. Hı? Hiçbir şekilde yok. Yani senin kız kardeşin gidiyor. Babanın da göz nuru. Kız, yani kızlarına karşı da düşkünlüğü var. Öyle anlıyorum. Çok. Öyledir de zaten. Yani erkekler böyle annelerine, kızlar da babalarına düşkündür. Evet. Ve orada uğurluyor. Güzel de bir bölüm kazanmış. Okul öncesi eğitim galiba. İsteyerek gitti. İsteyerek gitti. Tercih yaparak gitti Van'a. Ve gittikten sonra baban da gözyaşlarıyla uğurluyor. Evet. Çok da mutlu. Baban el sallıyor. Hatta beraber giderkenki görüntüleri var. Onları da ekranlara getireceğim. Sonra annenle görüşüyor görüntülü 11 dakika. Sonra annenle görüştükten sonra kek almaya gidiyor. Kek aldıktan sonra bir yurt arkadaşına mesaj atıyor. Evet, beraber gidelim diyor. Ha, beraber gidelim diyor. Arkadaşı da o sırada orada değil. Ve sonrasında çakıl toplamaya gidiyor. Ve gittiği yerde, yurtta öyle bir kör nokta ki. Öyle bir kör nokta ki. Yani ne kameralar da var, ne kameralar var, ne bir şey var. Telin oradan rahatlıkla geçilip orada... sevgili yavrumuza, kızımıza yanına mı geldiler? Biri önceden takip mi etti? Yani orası bilmeyen birinin gideceği bir yer değil yani. Nizamettin Bey, duyuyor musunuz? Duyuyorum. Tamam, çok güzel. Nizamettin Bey, şu sorunun yanıtını alamadım az önce. Emniyetten birileri buyurun. Gelmiş galiba. Yanlış biliyorsam düzeltin. Şu ana kadar yetkililer size bir açıklama yaptılar mı Rojin'le ilgili? Öğlenleyin açıklama yaptı, dedi herhangi bir iz yoktur, bir şeye rastlanmadık, bir şey olursa sizi haberdar ederiz. Yoktur.
Bu arada Çanakkale'den bir özel cihaz getirilmiş, bu sonar cihazı. Bu bataklığın olduğu yerde bir arama yapılacak ama o bataklığı bize bir gösterir misiniz? Yani orada nasıl bir arama yapılacak ki? Bir gidebilir miyiz izin verirseniz oraya? Gidelim mi lütfen muhabirimizle? Çok uzaktır. Biraz biz uzakız. Oraya uzakız. Biraz bayağı masafe vardır. Hava da soğuktur. Biz bu yana geldik. Aha. O taraf uzaktır bize. Tamam, biz aslında o zaman... şöyle söyleyeyim Dinam Hanım. O evet. Çanakkale'den gelen özel cihaz. Hı hı. Evet, sonar, yandan taramalı sonar cihaz. Yani normalde diğer cihazlar diklemesine arama yaparken bu cihazın özelliği yanlardan da, yani bütün çevreyi arama yapması göle ya da denize girdiği zaman. Aslında cihazın özelliği tam olarak bu ve önemli bir cihaz esasında. Tamam ama yani...